Avrupa'da da bir panel üretim tesisi kuruyor olacağız. İntersolar fuarındayız. Şimdi bu fuara siz yıllardır katılıyorsunuz. Bu yılın ne farkı var? Ne gördünüz fark olarak? Valla işin açıkçası pandemiden sonra özellikle uzak doğudan çok fazla bir katılım olduğunu gördük. Aynı zamanda fuar gitgide genişliyor. Daha önce işte A ve B holleri doluydu. Şu anda C holleri dolu. Yüksek ihtimalle önümüzdeki sene D holleri tekrar dolu oluyor olacak. Ve ben uzun senelerdir katılıyorum Intersolar'a. Aslında en büyük değişkenlerden bir tanesi de artık sadece ve sadece güneş enerjisine yönelik değil ama güneş enerjisine bileşenlerine yönelik bir fuara dönüşüyor olması. Yani neler artık elektrikli araçlar, batarya sistemleri, yeni teknolojiler, bunun yanında işte birçok startup şirketleri buraya geldiğiniz zaman bunları görebiliyorsunuz. Türkiye'den gelen şirketlerin sayısında bir değişim var mı? Bu sene özellikle inanılmaz bir yükseliş görüyorum. Hemen hemen her holde Türk firmalara rastlıyoruz. Aynı zamanda ziyaretçi olarak da Türkiye'den gelen çok fazla arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız özellikle sadece Türkiye pazarı için değil, Avrupa'ya açılmak isteyen birçok yatırımcı ve aynı zamanda bu işin işte anahtar teslimi kurulum tarafında olan veya sadece işin ticaretiyle ilgilenen birçok şirkette Avrupa'ya açılmak için şu anda burada fuarı ziyaret ediyor. Sizin aldığınız geri bildirimler nasıl buradaki ziyaretçiler temaslarınız? Şu anda gayet iyi işin açıkçası. Bizim zaten şu anda hali hazırda Avrupa'da çok ciddi bir yapılanmamız var. O yüzden öncelikle hali hazırdaki partnerlerimizle burada ciddi anlamda toplantılar gerçekleştirdik. Tekrardan herkesle önümüzdeki senenin planlamasını yaptık. Ve yeni partnerler ne yapabiliriz, yeni pazarlarda ne yapabiliriz ve de gelişen teknolojiyle kendimizi önümüzdeki sene nasıl konumlandırabiliriz buna baktık. Ne var gündeminizde gelişme anlamında şu anda smart güneş teknolojileri anlamında? Aslında şöyle, biz üretim tarafımızı biraz daha geliştiriyoruz. İşte Ali Ağa'da bir tane hücre tesisimiz var, yılın sonunda devreye girecek. Orada inşaatı bayağı bir ilerletmiş durumdayız. Aynı zamanda yine işte KAP'a bildirdiğimiz, biliyorsunuz halka açık bir şirketiz. Amerika'da iki tane fabrika kurulumumuz olacak. Bununla ilgili çalışmaları ilerletiyoruz ve yine aynı şekilde Avrupa'da ciddi anlamda bir yer arayışı içerisindeyiz. Avrupa'da da bir panel üretim tesisi kuruyor olacağız. Ama bunların dışında yine farklı farklı ülkelerde proje geliştirme faaliyetlerimiz ve anahtar teslimi kurulum faaliyetlerimiz şu anda yoğun bir şekilde devam etmekte. Avrupa tarafından bahsediyorum. Tamam, peki Türkiye'deki sektör oyuncular açısından fırsat sunan bir pazar, bu fuarda gayet etkili olacağını düşünüyorsunuz ama risklere hiç bakıyor muyuz? Riskler nedir? Şöyle, Türkiye açısından. Tabii Türkiye açısından şöyle risklerimiz var. Yani bir kere işte biraz kendimizi farklılaştırmamız gerekiyor çalışma şekli açısından. Çünkü Türkiye'de işte farklı mevzuatlar, farklı kurallar, farklı kanunlar geçerli. Ama burada her ne kadar Avrupa Birliği olsa da her ülkenin kendine göre farklı kuralları ve farklı iş yapış şekilleri var. Burada mutlaka ve mutlaka benim yani Türk firmalara nacizane tavsiyem yerel ekiplerle çalışmaları. Bizim baktığınız zaman işte Almanya ofisimizde mutlaka ve mutlaka şu anda Alman vatandaşı olan ve uzun zamandır bu işleri yapan arkadaşlarımız çalışmakta. İspanya'da aynı şekilde, Romanya'da aynı şekilde, Bulgaristan'da, Yunanistan'da. Yani bizim şu anda Avrupa'daki her ofisimizde o ülkede yerel arkadaşlarımız çalışıyor. Dediğim gibi bu sadece aslında işin proje tarafında değil, özellikle arkadaşlara benim tavsiyem mutlaka mutlaka ciddi anlamda işin finansal tarafında da destek almaları. Yani buradan kastım ne? İşte Türkiye'deki fatura kesiş şeklinizle buradaki fatura kesiş şekliniz arasında ciddi farklar olabiliyor. Gümrükler arasında farklar olabiliyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Peki, Türkiye'de ciddi bir güneş paneli üretim kapasitesi oluştu. Rakamı siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bu sektörün, Türkiye pazarının bu sektörü yeterince de besleyemeyebileceği açık. İhracata çalışmak zorundasınız ama siz şimdi diyorsunuz ki Avrupa'da ve Amerika'da panel tesisleri kuracağız, üretim tesisleri. Yani Türkiye'deki tesislere atıl mı kalacak bu durumda? Kesinlikle atıl kalmayacak. Türkiye'de önümüzdeki dönemde tabii ki ciddi anlamda bir tekrardan atılım bekliyoruz güneş enerjisi tarafında. Bunu da neden söylüyoruz? Çünkü işte herkesin önünde bir 2023-2025
ve sonrasında 2030 hedefleri var. Buralarda hem Avrupalı ülkeler hem de Türkiye mutlaka ve mutlaka ciddi anlamda yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak zorunda. Biz pazarın çok daha fazla büyüyeceğini öngörüyoruz önümüzdeki senelerde Türkiye'de. O yüzden buna hazırlıklıyız. Artı aynı zamanda biz Türkiye'deki hücre tesisimizden ciddi anlamda Amerika'ya bir ihracat pazarı olduğunu biliyoruz. Ve Türkiye'deki tesisleri aslında atıl olarak tabii ki de kalmayacak. İhracat tarafında Türkiye'deki tesislerimiz yine aynı şekilde hücre sonrasında Avrupa ve Amerika'ya çalışmaya ve ürün sağlamaya devam ediyor olacak. Yurt içindeki pazardaki büyümeyi hangi alanlarda daha çok görüyorsunuz? Nerelerde daha hızlı büyüyecek bu sektör yatırım anlamında? Tabii önümüzdeki dönemde biraz daha fazla YEKA projelerinin açıklanacağını düşünüyoruz. Yani YEKA yarışmaları devam edecektir. Yine aynı şekilde 5-1 aşlar şu anda ciddi anlamda bir pazar oluşturmakta. Yine son dönemde yavaş yavaş açıklanan depolamalı lisansları ciddi bir pazara dönüşecektir 1-2 sene içerisinde. Tabii ki bunun sonunda gideceği yer işte bizim ticari çatılar dediğimiz hani 5-1 aşa girmeyen ticari çatılar ve artık evsel çatılar yavaş yavaş oraya doğru yoğunlaşmaya başlayacak pazar önümüzdeki dönemde. Peki yatırımcı adaylarına öneriniz nedir? Yani elektrik üretim anlamında yatırımcı adaylarına bahsediyorum. Valla yatırımcı adaylarına önerim bir an önce yatırım yapmaları. Çünkü bu iş öyle bir noktaya geldi ki işin açıkçası ne kadar çabuk yaparsanız işin açıkçası bu işin meyvelerini o kadar çabuk yiyebiliyorsunuz. O yüzden biz hiçbir yatırımcıya beklememelerini tavsiye ediyoruz. Buradaki amacımız da şu, yani biz hep aynı örneği veriyoruz işin açıkçası. Diyelim ki iki tane fabrika, ikisi de aynı ürünü üretiyor. Bir tanesi bugün güneş enerjisine yatırım yaptı. Bir diğeri 2 sene bekledi. Belki %20 daha az bir yatırım maliyetiyle yatırım yaptı. Fakat şöyle düşünün, elektrik fiyatlarındaki yükselmeler, alçalmalar baktığınız zaman ilk yatırımı yapan firma diğer firmadan 2 sene önce her ne kadar daha az bir yatırım maliyeti yapmış olsa da daha ucuza elektrik ve hatta neredeyse elektrik fiyatı ödemeden ürün üretmeye başlıyor. Bu da ne yapıyor? İşin açıkçası piyasada rekabetini yükseltiyor ve bir anda pazar payını yükseltiyor. Ve diğer taraftan siz 2 sene sonra bile bunu yakalamak isteseniz bazen o pazar payını yakalayamıyorsunuz. Artı özellikle ihracatçı firmalarımız ve yine yurt içinde üretim yapan ve satan firmalar önümüzdeki dönemde bu işte sınırda carbon footprint dediğimiz sertifikalara ciddi anlamda ihtiyaç duyacaklar. O yüzden de mutlaka ve mutlaka bir an önce yatırım yapmalarını biz kendilerine tavsiye ediyoruz. Şu anda elektrik fiyatları, spot elektrik fiyatları ciddi bir düşüş sergiledi bundan yaklaşık bir yıl öncesine göre. Buna rağmen mi siz bu öneriyi yapıyorsunuz? Aynen, buna rağmen. Neden elektrik fiyatları tekrar mı yükselecek? Yani şöyle, elektrik fiyatları dediğim gibi tekrar yükselebilir pazarın durumuna göre, tekrar düşebilir, tekrar yükselebilir, tekrar düşebilir. Ama burada önemli olan nokta şu, siz eğer bugünkü yatırımınızdan sonra, eğer en önemli, üretimin en önemli kalemlerinden bir tanesi biliyorsunuz elektrik, enerji. Eğer siz 5 sene sonra bu maliyetinizi sıfıra indirebiliyorsanız, artık siz çok rahatlıkla önümüzdeki dönemde kendinize strateji belirleyebilirsiniz. Niye? Artık elektriğin düşmesi veya yükselmesi sizi çok da ilgilendirmez. O yüzden de rahatlıkla kendinize daha sağlıklı bir strateji belirlemede bunun çok faydası olacaktır. Peki, çok teşekkürler Burak Bey. Ben teşekkür ederim.